Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Düzce Gümüşova, Çatalbaş Ağabeyi'ndeyim yine. Ramazan merhaba. Merhaba. Bu bölümde yine Çatalbaş Ağabeyi'ne yeni gelen ilginç tüfekleri göstereceğim sizlere. Gerçekten ilginç derken, yani ilginç tüfekler var. Benim ilgimi çekti. İlk defa yakından inceleme fırsatı bulacağım. Özellikle bir tane tüfek gelmiş. O tüfeği birlikte bir hem inceleyelim, hem Ramazan'a bir soralım. Onun dışında da levyeli modeller, farklı markaların Bultek modelleri, daha değişik farklı modelleri ne getirmiş Ramazan kardeşimiz, bir görelim bakalım. Evet abi. Evet, o meşhur tüfekten başlayalım. Axor Arms'ın üretmiş olduğu pompalı. Pompalı gibi gözüküyor ama bu tüfeğin, evet bakın arkadaşlar, Evet. özelliğini hemen ben sormadan Ramazan açtı tüfeği hemen. Hem Tek buradan dolum sağlıyorsunuz, hem üstten dolum. Buradan dolum sağlıyorsunuz. şöyle masaya bir yatıralım tüfeği. Hem de alttan dolum sağlayabiliyorsunuz. Bir dakika. Bir ameliyat alalım tüfeği. Arkadaşlar, kurma kolu yok. Gördüğünüz gibi pompalı tüfek. Kızağı burada. Kızağın içinde yay var. Yayı gözükmüyor arkadaşlar. Yayı gizlemişler burada. Güzel bir detay. Evet. Yayı gizlemişler. Göze batmıyor. Görüntü kirliliği yapmıyor. Kurduğunuz zaman yay tekrar geri gönderiyor şeyi. Elinizle itmenize gerek kalmıyor. Onun dışında yüklemeyi buradan Buradan da alttan yapabiliyorsunuz. yapabiliyorsunuz. Yani iki çeşit yüklemesi var. Hangisini kolayınıza geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Buradan direkt otomatikler gibi yükleme yapabiliyorsunuz. Bir Aynı de zamanda tüfeğe tek kırma gibi kırıp, evet. evet tüfeğe tek kırma gibi kırıp, bu yeni nesil tüfeklerde bakın renkli koyuyorlar şeyleri. Tüfek haznesinin boş olduğu belli olsun diye. Buradan da çiçekleri basabiliyorsunuz. Onun dışında bu tüfeğin arkadaşlar çok fazla şekilde avantajları var. Bu avantajlardan şimdi Ramazan biraz bahsetsin. Ben de ilavelerini yapayım unuttuğu yerlerde olursa. Evet, tüfeğin markasını da tekrar gösteriyorum. Axor Arms'ın Aksorams zannedersem Beyşehir, Konya. bu da Evet, Konya Konya Beyşehir. Beyşehir. Evet, tüfeği bir şöyle ilk defa incelemiş olduğum, yani görmüş olduğum bir tüfek olduğu için birlikte bir inceleyelim Ramazan. Abi bu tüfeğin özellikle avantajı portatif olması. Yani kampçıların, karavancıların, dağcıların, trekkingçilerin çok çok tercih edebilecek olduğu bir tüfek. Hem 12 kalibre güçlü bir fişeğe sahip, hem kırmalı, hem pompalı. Aynı zamanda Mossberg Mavericks'ler gibi her kurmada kendisini kilitliyor. Şu şekilde kurduk. Bir daha çekme şansımız yok. Doldur boşalt için buradaki mandalı kullanıp buradan doldur boşaltını yapabiliriz. Kendisini kurduktan sonra kesinlikle oynama yapmaz. Boşaltım için yine söylüyorum. Şuradaki mandal. Bu mandalı sıkıyoruz, çekiyoruz, boşaltım yapabiliyoruz. Navluda fişek varsa. Şu Bu nedir? bu aparatı çekince tüfeği ikiye bölüyoruz. Evet. Bu şekilde. Şimdi namlu kaç santim? Kısa bir namlusu var. Evet. 40, Zannedersem 50, 48. 48, 50 40. nasıl? 50 santim altı bir namlu. Evet. Evet. Slug namlu Evet, arkadaşlar. slug. Slug namlu olmasına rağmen bakın namludaki detayı şöyle göstereyim. Slug ama şoklu. Bakın, fişek yatağından beri kalından inceye doğru geliyor namlu. Ve burada bitiyor. Güzel bir arpacık takmışlar. Slug namlu arpacığı tüfeğe. Ve aynı zamanda kısa namlu olması münasebetiyle uzağa atabilsin diye içine mobil şok Evet. yerleştirmişler. Bu çok önemli bir detay arkadaşlar. Bununla saçmayı da istediğiniz mesafeye toplu gönderme şansınız var. Tüfekte ayrıntılar düşünülmüş gerçekten. Hem kısa namlu, hem şoklu, hem tek kırma gibi kırılabiliyor. Şöyle tüfeğin ebatını da size elde göstereyim. Gerçekten güzel bir tüfek. Evet, nişangahı da çok güzel arkadaşlar tüfeğin. Slug namlu olması münasebetiyle V-gez yapmışlar buraya. Sabit ve neon arpacık yine. Çok güzel nokta atışı yapılabilecek. Evet, buradan Ramazan'ın denesi gibi tüfeği önce kuruyoruz. Bakın, bıraktık, kendi yayı otomatikman
itiyor ve kilitledi. Evet, tetik düşürelim. Tetiğimizi düşürdük. Haricinde bu tüfeğe soran arkadaşlar vardı. Tüfeği daha önce incelemediğimi, bayiye gelirse inceleyebileceğimi söylemiştim. Evet, bu şekilde kırılıyor. Evet arkadaşlar, bunu da katlayıp sırt çantanıza vesairese, kampçıların, karavancıların, dağcıların koltuk altına, evet, kılıfıyla koyabileceğiniz, yer tutmadan güzel düşünülmüş. Yani tebrik ediyorum. Başka bir şey demiyorum. Umarım ilerleyen zamanlarda daha da geliştirirler. Bakın, kitleme olayı da burada. Şuraya bu pim giriyor ve çok rahat. Hemen tık kitledi. Bitti. Evet, süper poza gibi aynı. Evet, çok güzel. Yani bu tüfeğin atış testini de yapalım Ramazan. Tamam abi. Güzel bir tüfek, yani kullanımı vesairesi amaca uygun şekilde olsun diye güzel bu katlama olayını çok güzel düşünmüşler. Bunu kimler soruyordu sana da? Kampçılar, karavancılar, dağcılar, trekkingçilerin en çok sormuş olduğu model getirdik. Getirdik, evet. Daha önce göstermediğimiz bir model. Bunun pompalı tüfeğini gösterdik. Hudson'ın. Hudson'ın. Marine modeli. Marine modeli. Pompalı tüfeğini gösterdik. Otomatiği göstermemiştik. Getirdik. 7 artı 1 zannedersin. Evet. 7 artı 1. Evet. Sürgü düşürme mandalı buradan değil. Ben de ilk defa gördüm. Buradan. Allah Allah. Öteki taraf ne işe yarıyor? Mandal yeri. Burası da abi cut off tuşu. Evet. Şarjör kilit tuşu yani. Şu şekilde kuruyoruz. Evet. Buradan düşürüyoruz. Düşürüyorsun. Nereden düşürdün? Şu şekilde kurduk. Evet. Arkadan. Düğmeden düşürün. Evet. Bunu tam da tersi olması, evet, lazımdı aslında. Ketok tuşunun bu tarafta olması, evet, lazımdı. Normalde öyle. Evet. Hudson'da gördük. Hudson'da böyle bir ilginç, güzel yapmış, bir model, evet, yapmış. Yine bu pompalı modelinde olduğu gibi abi. Açık renk ahşap kullanmışlar. Açık renk ceviz kullanmışlar. Slug namlu. Şoksuz. Evet. Hudson slug'larda genelde şok kullanmıyor. Evet. Şoksuz. Burada tahmin ediyorum ki fiyat performans ürünü bir tüfeğimiz. Evet. Evet, doğru değil mi? 12 kalibre 50 bin, evet, namlu. Evet, gelelim Oflu hocanın dediği, evet, gibi. Evet, bu tüfeği arkadaşlar çok gösterdik, gösteriyoruz. Benim kendi ruhsatımda da bu tüfeğin bu rengi mevcut zaten. Şöyle bir yatıralım ameliyat masamıza. Tüfeğimizi şöyle hızlı bir gösteriyoruz. Biraz yağlı abi, bunu da yeni, evet, açtım kutudan. Bunu fazla detaylı inceleme yapmamıza gerek yok. Çünkü bu tüfeği herkes biliyor. Benelli M4'ün birebir aynısı Aselkon S4 GT hibrit. Üste Picatin rayı, 7 artı 1. Sportif atışlar için, taktik atışlar için, avda vesaire de her yerde kullanabileceğiniz hareketli dipçik, ayarlı dipçik arkadaşlar. Stoklara gelmiş. Çünkü bu tüfek stokta pek durmuyor. Gelir gelmez bayiye anında mutlaka gelen tüfeğin de sahibi oluyor. Ön siparişte, evet, geliyor, evet, çoğu tüfek. Ön siparişte geldi. Tamam, evet, ön siparişte geldi. O yüzden geldiği gibi gidiyor. Bugün bu tüfeği yakaladık. Biraz da fazla, evet, getirmiş bayi. Fabrika arkadaşlar yetiştiremiyor gerçekten. Aselkon fabrikası. Ürün yetiştiremiyor. Ürün şu an sayıma girdiler. Evet. Bu sevkiyat çıkmıyor şu an. Stok var mı elinde şu anda? Stoklu olarak yok. Hepsi sahipli. Öyle mi? Evet. Seninkiler de hep sahipli. Tabii. Sende de stok yok yani. Bende de stok, tamam, yok. Hepsi sahipli. Tüfeğimizi yerine koyalım. Bu da fiyat performans ürünü. Aselkon'un tüm ürünleri gibi. Fiyat geçişi olacak ama. Evet. Başka neler geldi ilginç? Evet. Yine Aselkon'un Restora Dark Black modeli. Evet. Aselkon modelleri geldi. Evet. Bunlar da nasıl? Sahipli mi bunlar? Evet, bunda. Ferhat Çokşen çilimli. Evet. İyi günlerde kullansın alan arkadaş da. Gerçekten güzel bir tüfek almış. 71 4 artı, evet, 1 kinetik. Evet. Evet, devam edelim. Aktaş'ın Vulkar modeli. Bu da mı yeni geldi? Bu vardı daha önce. Ha, vardı. Evet. Sınak namlu. Evet. Kantilevorlu 61 slug 12 kalibre yarı otomatik av tüfeği. Domuza bu için. Kinetik mi? Hibrit miydi bu? Bu sadece kinetik. Kinetik tüfek. Kantilevorlu ile yapmışsın arkadaşlar domuza bu için. Üzerine cihaz takılabilmesi açısından. Evet. Tüfeğin namlusunda şok yok. Namlu kalınlığını görüyorsunuz. Diğer tüfeklerin namlu kalınlığına göre yaklaşık 2 katı daha fazla kalınlıkta. Evet. Aktaş namlu kalınlığı. Aktaş'ın namlu kalınlığı
Yüksek. Çok büyük. Bunu bir tartabilir miyiz? Merak ettim. Namlusu çünkü kalın. Bu namlu kalınlığı tüpüye dezavantaj vermiş mi ağırlık konusunda? Onu merak ettim. Arkadaşlar 3 kilo 208 gram. Normalde şu tarzda bir tüfeğin 3 kilo 100 gram gibi gelir. Fakat bunun üzerine ilave bakın cantilever var. Zaten o 100 gram geliyor. Çelik cantilever var. Bir de namlu et kalınlığı fazla. Evet, yani çünkü tüfeğin ağırlığını fazla artırmamış. Evet. Abi Atan'ın 20 kalibre keklik modeli elimizde tükenmişti, tekrardan getirdim. 20 kalibre otomatiğe de evet, rağbet var yani. 20 kalibre keklik modeli. Abi evet, şunu göstermek istiyorum. Şokun uzunluğunu görüyor evet musunuz arkadaşlar? Kaz şoku diye geçiyor. Şurada kaz başı zaten. Atan'sın. Evet. Atan'ın keklik modeli. 12 santim şok. Uzak mesafe avlar için. Evet. 20 numarayla. Evet. Kalem gibi tüfek. Venza modeli değil mi? Atan'ın Venza modeli. Venza keklik. Kazlı sistem. Evet. 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 20 numara meraklılığına arkadaşlar. Tükenmiş elimizde, evet, tekrardan getirdim abi bunu. Toplara girdi. Evet, çok güzel. Devam edelim. Yine Aktaş'ın hibrit sentetik modeli. Evet. Demin göstermiş olduğumuz tüfeğin. Bu hibriti. O Vulkar, bu hibrit. Evet. O, yani bu AH. O mekanikti, bu gazlı değil, evet, mi? Evet. Bu hibrit. Hem hibrit, gazlı hem kinetik. Evet. Döner kafa yani. Döner kafa. Döner kafa olmasından dolayı kinetik. Hem gaz odası da olmasından dolayı hibrit oluyor arkadaşlar. Evet. Aktaş yine Vulkar. Aktaş'ı biliyorsunuz. Namlu et kalınlığı yine yüksek. Bu da yine bakın namlu et kalınlığına. Gerçekten enteresan. Diğer tüfeklerin iki katı kalınlığında. Evet. Atan'ın CY Max 5 kaplaması abi. Uçar avı için. Max 5. Bunun Max 5'i biraz koyu. Şöyle ışıkta da bakalım. Bunun Max 5'i biraz daha koyu. Ve kaplama kalitesi olarak benim çok hoşuma giden bir tüfek. Bunun 66-71'i de geliyor. Bu 66'sı 71'i de geliyor bunun. Max 5 arkadaşlar. Mobil şoklu, namlu. Evet, CE modeli. Atan'ın en hafif modellerinden. Bir tartalım tekrar bunu. 2 kilo 980 gramdı yanlış hatırlamıyorsam. Bir daha bir tartalım. Evet. Evet. Doğru hatırlıyorum. İyi, doğru hatırlıyor musun abi? Evet. Harbiden. Evet. Tüfek, Atan'ın tüfekleri. Güzel kendini arkadaşlar. Kendini ispat etmiş bir firma. Evet. Armsa'nın 10. yıl modeli. 612, A612. 10. yıl. Kasa gri. Namlu 66, parlak siyah, meneviş, el kundağı, dipçi, ceviz. Evet, gazlı model. Gazlı model, bunda da cutoff tuşu var. Evet, Armsan Penoma'larda cutoff tuşu. Penoma değil bu, 612. Öyle mi? He, tabii. 612. Bu pardon. 612. Yine Aktaş'ın hibrit modeli. Asansörlü el kundağı, dipçi, üzeri cantilever, 61 slug, hibrit. Aktaş'ın hibrit modeli. Evet, çok güzel. Daha önceki videolarda söylemiştik. Frankie First Class 61 şeritli ATA CY Limited Edition. Şu şekilde. ATA CY Limited Edition. Atışlarımızın göz bebeği olan ATA Venza. Yalnız bu şeritli modeli. ATA Venza şeritli modeli. Evet. CY Modern Gold 3 66 gazlı sistem. Evet. ATA'nın Venza Slug. Atıştaki tüfeğin aynısı. Venza Slug 61. Atış videolarımıza bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Evet. Onun üzerindeki tüfeği almak istiyorum şöyle. Bence de al. Evet. Şöyle. Evet abi. Meşhur masamıza geçelim.
Şimdi Ramazan, sen göstermeden önce ben bir iki soru soracağım bu tüfek hakkında sana. Evet, bu levyeli modellerle arkadaşlar atış yapmıştık. Bir önceki videolarımızda levyeli ve revolver modelinin toplu lever action ve revolver. Yani, toplu modelin yani atışları vardı. Evet. Şimdi bir önceki bölümde Kaan Arms'la atışları yapmıştık. Fakat bu tüfek Kaan Arms'ın değil gördüğüm kadarıyla. Evet, bu Kaan'ın tüfeği değil abi. Bu Hutech markasının tüfeği. Bir dakika. Evet, Hutech. Şimdi şöyle ben bir bakayım. Sen tamamla beni. Şimdi bunda bir kere arkadaşlar tüfek ağır. Bu çelik model abi. Evet. Bunun alüminyum kasa olanları da var. Yani şeye göre ağır. Diğer atış yapmış mesela, olduğumuz tüfeğe göre ağır. Bunun şu modelleri çok hoşuma gitti. Marin kasa yapmış. Namlu marin. Alttaki tetik, horoz, üst sürgü, fişek yatağı siyah. Bu detaylar da çok güzel. Şimdi bir dakika bakacağım şimdi. Bir de bu 51. Öbürü 61'di. Bunun namlusu daha kısa diğerinden, doğru. Ağırlığı biraz fazla gibi. Ağaç çok güzel. Ağacın rengi marin kasaya şu renge. Marin kasaya uyum sağlamış. Çok güzel uyum sağlamış. Bir gerçekten. Bir de kundak. Mükemmel. Deri işlemesi daha kalın. Daha yumuşak şurayı. Çünkü sürekli manevele yapıyorsunuz. Sürekli kalın bir deri koymuşlar. Ve şurada diğer tüfekte emniyet vardı. Bunda yok. Evet. Şöyle bir bakalım. Görüyorsunuz bu sürgü buradan geriye geliyor. Kaşık yukarı kalkıyor. Ve fişeği boşu buradan atıyor. Doluyla buradan atıyor. Aynı zamanda tetiğe basmazsanız doldur boşalt yapılabiliyor evet. Bu şekilde. Evet. Biraz alışmak lazım Mustafa ayarlı abi. Ayarlı gez koymuşlar. Yukarı aşağıya sağa sola. Arpacını da bu şekilde koymuşlar. Görüntü olarak çok şık bir tüfek. LVR91 olarak geçiyor arkadaşlar. LVR91. Evet, tüfeğin modeli ve ağırlığına bir bakmak istiyorum. Mustafa abi, bu tüfekle atış yapacak kullanıcıların en az şöyle 2-3 kutu fişek atıp ondan sonra alışmaları lazım. 2 kilo 947 gram. Evet, onun sebebini söyler misin? Alışma da şöyle, yani şimdi bugüne kadar hiç kullanmadığımız bir model atış yapıyoruz. Ben alıştım. Ben atıyorum bu harekete ama alışsınlar diyorsunuz bu, yani değil bu, mi? Bu kurma hareketine alışmaları gerekiyor. Evet, levye kolunu evet. Kurma. Fişek bu, besleme aynı yine evet. Değil mi? Aynı yerden. Fişek besleme aynı yerden. Yine aynı şekilde. Abi bunda da tetik emniyeti var. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, bu levyeyi sıktığınız zaman atarken bakın şuradaki pime bastırmazsanız tetiği düşmez. Yani şu şekilde gösterelim abi. Evet. Bakın aç levyeyi. Şuradaki pim evet, arkadaşlar. Şu pim. Evet. Bunu kapattığınız zaman buraya basıldığında o pim içine giriyor ve tetik düşüyor. Onun dışında tetiği düşüremezsiniz burayı kapatmazsanız basarken. Evet. Bunun da siyah rengi de var abi. Bunun siyah rengi de var. Bu bildiğim kadarıyla lever action'ların arasında en fiyat performans olan evet, tüfekti değil fiyat mi? Fiyat olarak en uygun olan modellerden bir tanesi. Evet. Diğer modellere göre aşağı yukarı %20 fiyatları geride. Mustafa abi, yeni gelen ürünlerde bu taktikal Bullpup Bulltech modeli olarak geçen Ranger RP12. Arkadaşlar bu tüfeğin şuradaki görmüş olduğunuz tüm tüfeklerden farklı bir özelliği var. Bu tüfeklerin hepsi farklı markalara ait tüfekler buradaki. Hemen hemen özellikleri birbirine benziyor fakat bu tüfekte deminki tüfeklerin özelliğine benzemeyen bir özellik var. Abi bundaki özellik sağdan veya soldan tahliye etmiyor. Boş bir şeyi alttan tahliye ediyor. Bu da nasıl bir avantaj sağlıyor? Solak kullanıcılara. Sol atıcılar evet. Sol evet. Sol kullanıcılar için çok güzel bir model. Sol çünkü atıcılar için. Tahliye aşağıdan yapılıyor tahliye arkadaşlar. Tahliye aşağıdan yapılıyor. Nişangah kısmında yüzünüze yakın bir kısımdan geçmiyor. Yani bu tüfeği hem solaklar hem de hem sağ atıcılar kullanıcılar kullanabilir. Ve emniyet şeyi de ona göre yapılmış bu tüfeğin. Evet. Emniyeti şu şekilde. Burada. Emniyet çift taraflı. Evet. Hem solaklar için hem sağ kullanıcılar, sağ kullanıcılar için. Hem de pompa
kolunu çekme mandalı gene iki taraftan yapılmış düşünülerek. Bakın hem bu taraftan hem bu taraftan yine solaklar ve sağ kullanıcılar boşaltım için. Yapmaları için sol kullanıcılar mesela şunu çekirsiniz boşta. Evet. Veya sağ kullanıcılar bu şekilde boşta. Tüfeğin ağırlığına bir bakabilir miyiz? Bakalım abi. Bir de evet. Evet, ağır bir tüfek değil arkadaşlar. 3 kilo 257 gram. Bu tarz tüfeklere göre, taktikal tüfeklere göre hafif bir tüfek. Bayağı bir hafif tüfek sayılır. Tüfek gerçekten sol atıcılar için biçilmiş bir kaftan. Pompalı modeli. Belki bunun yarı otomatiğini de yakında çıkarırlar. Var mı acaba yarı otomatiği? Yarı otomatiği yok diye biliyorum abi. Evet. RP12. Evet, görüntü olarak da görüntüsü de güzel. Kompakt bir tüfek. Pompalı aynı zamanda. Evet. Yine Konya Beyşehir malı mı? Konya abi, evet. Evet. Ranger Konya. Başka gelen ne var yeni? Levyenin siyah rengi geldi. Bir de Rovalver'in bronz kasa olanı geldi. Kasası bronz, namlusu bronz. Evet. Rovalver'i biliyorsunuz arkadaşlar. 5'li 36 kalibre atışlarını yapmıştık. Gerçekten zevkli bir atışı vardı. Zaten bu bunlar da yeni çıktı. Bu da Kaan Arms'ın değil herhalde. Yok yok, bu da Hutek. Hutek bu da. Hutek. Evet, Hutek'in siyah, aynı demin incelemiş siyah olduğumuz tüfeğin siyah rengi. Evet. Bu da çelik kasa abi. Evet, siyah kasası. Bu da çelik kasa. Gerçekten evet. Ürünleri yeni açtığım için biraz yağlı olabilir. Evet. İngiliz kundak. Çok iyi. Ramazan, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Rica ederim abi, ne demek. Bizleri ve izleyicilerimizi bilgilendirdin. Bilgi sahibi yaptın yine. Yine güzel tüfekler getirmişsin. Bizi sık sık ziyaret etmen hoşumuza gidiyor. Evet arkadaşlar, ben de kanalım için aynı zamanda, yani sizler için, kanalım için derken ayrılmaz bir parçasısınız siz de kanalın. Ramazan'a ricada bulunuyorum. Sizlerin taleplerini iletiyorum. Kendisi de yapabildiği ölçüde sizlerin talepleri doğrultusunda silah getiriyor ve burada sizlere o silahların tanıtımını da, bilgilendirmesini de yapıyorum arkadaşlar. Ramazan'la birlikte yine bu konuda da bana yardımcı oluyor. Gerek atışlarda olsun, gerek silah tanıtımlarında olsun. Daha farklı görmek istediğiniz silahlar olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Zaman içerisinde de onları Ramazan'a söyleyip temin etmeye çalışacağız inşallah. Evet inşallah. Evet, 2024 yılının tüm takipçilerimize hayırlara vesile olmasını, sağlıklı, sıhhatli, mutlu, huzurlu, bereketli bir yıl olmasını en içten duygularımızla temenni ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar, bu arada beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutan arkadaşlar da varsa abone olup destek vermeyi unutmasınlar arkadaşlar. Arkadaşlar, hedefimiz 2024 yılının 6. ayında 200 bin abone. Evet Ramazan, vallahi yorulacağız ama olacak. Yorulacağız. İnşallah 110 bin, 115 bin aboneye geçtik. Sizlerin sayesinde kanalımız hızla büyüyor. Sağ olun, var olun. Destek verin. Saygılar. Için.